Kapattı gözlerimiz, koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz. Ak saçlı dalgaları birer kez de gel, kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi ez de gel. Sen desen de bana Türk, demesen de ben kalkarken sabahleyin Türk olarak kalkıyorum. Kahvaltımı yerken de Türk olarak yiyorum. Çarşıya çıktığımda, selamımı verdiğimde, bir arkadaşla görüştüğümde de Türkçe hareketler ediyorum. Yani insanın yaşamı milliyettir. Yoksa kelime ifadesiyle çoğu Türk Arnavut yazılmış olabilir. Çoğu Arnavut da Türk yazılmış olabilir diye çifte vatandaşlık gibi bize verecekler ya. Bunlar da şimdi tam tersine, bu küçük insanlar, milliyetçilikten, Atatürk anlayışındaki milliyetçilikten yoksul insanlar. Bunların içine Türkler dahil. Yani Türk kendi kanında var. Bu siz bana ne derseniz de, isterseniz bana Çince'ne deyin, isterseniz Türk deyin, isterseniz Alman deyin ama ben Türk'üm. Benim yaşamda, ölümüm de Türkçedir. Bir insan ölürken de Türk gibi ölür. Macedon gibi ölür. En acınarak durum, ben size en açık söyleyeyim. 61 sayımlarında burada 250 bin Türk. 74 sayımlarında burada 220 bin Türk. 91 sayımlarında 101 bin Türk. Bir ertelendi sayımlar diye yanlışlıklar olmuş, ters hareketler olmuş milliyetlere göre bizi hemen 101 binden 91 bine, 91 binden 74 bine indirdiler. Yani böyle hareketler de var. Buradaki insanların çıkarlarına gelen bir iş. Bir taraftan Arnavutlar kendi nüfuslarını daha yükseğe çıkarmayı için Türk'ü de, Torbeş'i de, herkesi de yazdırmış veya yazdırma kabiliyetinde bulunmuş. Makedonlar da tam tersine. O Yugoslav ordusundan emekli bir albay. Yugoslavya'nın dağılışından sonra tekstil fabrikasında mühendis olmuş. Sonra da hem işten hem politikadan emekli etmiş kendisini. Tipik bir Türk evinde uzun saatler ağırlandık ve çok tanıdık bir misafirperverlik eşlik etti sohbete. Bir de sürekli izlenen Türk televizyonları. Ertesi sabah soluğu mecliste alıyoruz. 120 milletvekilinin 62'si Makedon, 35'i Arnavut ve 3'ü Türk. Ama bu 3 tanecik Türk milletvekili de aralarında 2 partiye bölünmüşler. Kenan Hasip ve Gayur Saraç, Makedonya için birlik koalisyonuyla ilk kez iktidarda yer alan Türk milletvekilleri. Enver Hamdi'nin bir zamanlar içinde yer aldığı Türk Demokratik Partisi'nin milletvekilleri. Mecliste oturum sürüyor. Kenan ve Gayur Bey oturuma girerken balkonda gazeteci Violetta'nın yanına oturuyoruz. Aşağıda çok tanıdık görüntüler. Dışarıda bekleşen gazeteciler, yine aynı çok tanıdık görüntüler. Oturum bitiminde Türk milletvekilleri ve meclisin tek boşnak ve tek çingene milletvekiliyle bir araya geliyoruz. Makedonya'da hukuken iki Türk partisi var ama aslında pratikte bir Türk partisi var. Bugün üçüncü milletvekilimiz Türktür ama kendisi partisinden çıkmadı ya da ittifak yaparak milletvekili olmadı. Kendisi bir Makedon partisinin listesine geçerek milletvekili oldu. Biz Türk Demokratik Partisi resmi koalisyon kurduk.
bugünkü işte 10 partili bir koalisyonda yer aldı ve böylece 2 milletvekili çıkardı. Bizim ortaklığımız 4 yıllık bir ortaklıktı. Ve siz biliyorsunuz siyasette ortaklık bazen ortaklığın sancılarını da yaşamak zorundayız. Eğer ki bu devlette 400 bin kişi işsiz ise bu işsizlik sorunu bize bir ortağız. Yalnız iyiliklerinde ortak mıyız, kötülükleriyle de beraber. Eğer ki bugün binlerce Makedon işten ayrılırsa, onların arası bir ya da iki Türk yer almış, onu da kabul etmek zorundayız. Ama zannediyorum şimdi şöyle şehri dolaşınca Üsküp'te, yani Türklerin yaşadığı bölgeler ya da Rom ve Boşnakların Makedonlara göre çok daha kötü. Doğu'da da daha çok Türk var, onların da durumu bir felaket. Yani burada esas olarak ezilen halk gibi görünüyor Türkler. Yani en kötü durumda olan onlar galiba, Boşnak ve Romlarla beraber, değil mi? İşte bu şekilde ben bu şeylere bakmıyorum. Eğer ki böyle resmi rakamlara bakarsanız farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bakın şu an 400 bin işsiz varsa bunların 86 bini Arnavut. Yalnız 15.600'ü Türk. Ve böyle kıyaslama yaparsanız eğer ki 6'ya 1 ne kadar gelir? Zaten nüfus sayısı da 6'ya 1. Biz ise 80 bin, 100 bin, onlar 500 küsur bin. Demek durum hepimiz için kötüdür. Eskiden devlet organlarında kabarık sayıda Makedonlar yer almış. Yavaş yavaş bu imaj değişmeye başladı. Ve mümkün değil anında bir günün ve bir ayın içerisinde bu değişme olsun. Çünkü her bir işte olan, özellikle devlet işinde olan insanların hakları, kendi hakları da var. Mahkemeye başvurur, kolay kolay işten ayıramazsın. Eğer ki bugün bizim Makedonya'daki devlet organlarında çalışanların sayısı 125 bin ise ve bunları 80 bine indirmek zorundaysak ve aynı zamanda küçük toplumlara da yer açmak zorundaysak, o zaman buna süreç lazım. Bu bir günde ya da bir yılda olmaz. Sohbetin sonunda alelacele yeni seçilen başbakanı tebrike gidiyorlar. Türkiye kısıtlı imkanlarla Makedonya'ya büyük sayılabilecek yardımlar yapıyor. Hem devlet hem de kişisel yardımlar hatırı sayılır boyutta ama görülüyor ki yine de tatmin edici değil. Zaten ülke son günlerde birçok sarsıntıyı bir arada yaşıyor. İktidar Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Yani Makaduli'ye kulak veriyoruz. Kendisi Ula Hazınlığın bir temsilcisi, ailesi Egeli. So we create or we established a huge coalition between our party, Social Democratic Union of Macedonia, Liberal Democrat and the crucial party from minorities and ethnic communities in our country. Roma, Serbs, Bošnjak, Vlah and Democratic Party of Turks in our Macedonia. And for the first time in our parliament we have two representatives that belongs to the Turks ethnic community in our country. We want to be a member of European Union. We know that when we be closer to European Union then